Ferhan Nur çok uysal bir kız. Çok hanımefendi, çok akıllı. Çok herkesinden iyi geçim sağlar. İşte yalnız anne baba için, tabii engelli olduğu için biraz zor. Bir imtihan, Allah'ın imtihanı. Rabbim inşallah kazanırlar imtihanı. Beni çok üzdü, ben biraz evhamlıyımdır. Beni çok üzdü. Belki kızım belli etmedi, o düzülmüştür ama anne olarak ben hala üzer çok. Akrenleri dışarıda oynuyor mesela, evde akşamaca oturuyor. Bunlar beni üzüyor çok. Hiç bıkmadan, ısınmadan, osanmadan 7 senedir beraber Ümit Köy'e getirip götürüyorum. Yani hiç acizlik getirmeden, sevgiyle, muhabbetle, böyle oradaki arkadaşlarıyla çok güzel geçinen, diyalog kuran, öğretmenleriyle çok güzel geçinen bir kız. Yani bu da onlar gibi gidebilsin, onlar gibi oynayabilsin, bir güneşe çıkabilsin, bir arkadaşlarıyla koşabilsin. İşte bunlar insan, onlar çıkıp gittiği zaman, zil çaldığı zaman kimse kalmıyor. Yalnız bu kalıyor. Veya bunun gibi iki arkadaş daha var, onlar kalıyor. İşte bunlara üzülüyoruz. Ben Gülşah Yıldız. Sahip olduğum en büyük şey sağlığım. Ama ben de tıpkı sizin gibi onu her an kaybedebilirim. Yılında bir kaza geçirdim. Çalıştığım inşaatın 7. katından yere düştüm. 6 yıldır hayatımı bu tekerlekli sandalyede devam ediyorum ve yine de halime şükrediyorum. Ama yine de halime şükrediyorum. Çünkü yaşamla ilgili her türlü olasılığın bizler için olduğunu biliyorum. Farklı engel türleri fiziksel kapasitemizde de farklılıklara yol açıyor. Doğuştan ya da sonradan her engel türü yaşamları farklı biçimde etkiliyor. Ama bu hayatın eksik yaşanacağı anlamına gelmiyor. Çünkü sebep her ne olursa olsun hayat bize bunun üstesinden gelebilecek farklı beceriler kazandırıyor. Bugün bunu bir kez daha görecek, yaşamın olağanüstü marifetine bir kez daha şahit olacağız. Bugün engel grupları içinde önemli bir nüfusa sahip olan ortopedik engellilerin hayatına konuk olacak, onların dünyasından hayata, yapabileceklerimize ve daha önemlisi kendimize bakacağız. Biz yine kendimizi bir kenara koyup bir kez daha engelli bir hayata kulak vereceğiz. Berenur 2000 yılında doğdu. Oturup kalkmasında problem vardı. Biz de doktora götürdüğümüzde doktorlar erken doğduğundan dolayı motor gelişiminin geriden geleceğinden bahsettiler. Yani biz de ihtimal vermedik. Daha sonra yani doktorlar bizi bir nevi yanılttı. Daha sonra 2,5-3 yaşında öğrendik böyle bir rahatsızlığı olduğunu. Yani böyle bir şeyin olacağı hiç aklımıza gelmezdi. Berenur'dan önce böyle bir şeyin başımıza geleceği tabii ki aklımıza gelmezdi. Ama daha sonra anladık ki bu herkesin başına gelebilir.
Önemli olan yavrularımızı sabırla en iyi şekilde büyütebilmek. Hepimiz için geçerli olan bu ihtimal sizin en büyük gerçeğiniz olmuştu. Bu deneyimin nasıl geliştiğini ve sizdeki yansımalarını merak ediyorum. Berenur 6,5 aylık doğdu. Çok küçüktü. 1 kilo doğdu, 1,250 gramdı. Daha sonra işte 40 gün küvez aşaması oldu. Sonra hastaneden çıktı. Dedi ki her şey yoluna giriyor. Yani 1 yaşına geldi Berenur. Kendisi bağımsız oturamıyor. Dikkatimizi çekiyor tabii ki. Doktora falan götürüyoruz. Özel doktorlara götürdük. Dediler Berenur'un erken doğduğu için, 6,5 aylık doğduğu için motor gelişimi geriden gelecek. Zekasında falan bir şey yok, dikkat ediyoruz. Sonra işte bir nörolog vardı. Dediler ona götürün, bir de o baksın. Ama tabii biz diyoruz ki nörologluk ne var? Yani bir şey yok ama bir götürelim dedik yine de. Götürdük. Daha nörolog görür görmez dedi ki sizin çocuğunuz serebral palsili, CP'li. Şimdi bundan 15 sene öncesinde de CP deyince yani böyle hani çok şu anda biz serebral palsi diyoruz ona ama o zaman CP sanki direkt zihinsel engelli ya da çok ağır engelli kişilerin CP olduğu kafamda yerleşmiş ki benim. Yani bunu duyunca inanamadım. Yani doktora tekrar sordum. Yani nedir bu? CP nedir? Serebral palsi nedir? Dedi yani bu beyin felci. Çocuk hastaneye doğuma girmeden önce anne karnında beyin kanaması geçiriyor. Anlattı doktor. Yani belki gittiğimiz doktorla evin mesafesi bayağı vardı. Yani eve gelene kadar böyle hani aklım başımda değildi. Yani sonra yani bunun bir şeyi yok yani kabullenmek zorundasın. Beraber eşimle konuştuk. Gecelerce uyuyamadık sabahlara kadar. Bir çözüm yolu aradık. Ama yoktu. Yani bu zamanla hayata yayılacak bir tedavi biçimi. Sonra artık dedik yani bir yerden başlamak lazım. Ben rehabilitasyon merkezinde yattım 3 ay Berenur'la beraber. Daha Berenur küçük. 3 yaşında falan. 3,5 yaşında. 3 ay orada yattık. Cumartesi pazarları geliyoruz sadece eve. Yoğun fizik tedavi programları. Fiziğe götürüyoruz. Diğer yandan diğer çocuklarımız oldu. Tabii bunun yükü. Berenur devamlı kucakta. Sonra ameliyat ettirdik Berenur. İşte devamlı botoks falan yaptırıyoruz. Kas ameliyatı oldu dizlerinden. Sonra belinden ameliyat oldu. Yani şu anda Berenur ortopedik engelli. Yani Berenur felç gibi değil. Yani bacaklarında his var, basabiliyor. Fakat bu beyin ona yürümeyi emretmediği için yürüme işlemini gerçekleştiremiyor Berenur. Mesela bu sadece bacak için değil esasında. Bütün vücudu etkilemişti bu rahatsızlığı, serebral palsi rahatsızlığında. Yani herkesinki böyle değil. Hani kısım kısım ama Berenur'un bütün vücudu etkilenmişti. Mesela ben Berenur'a katı gıda yedirmeyi 3 yaşında alıştırabildim. Sonra yani el kasları da zayıftı. Her şey zayıftı Berenur'un. Bizim çabalarımız, yani Allah-u Teala'nın yardımı, yani uğraşa uğraşa. Şimdi Berenur mesela normal bir öğrenci gibi yazı yazabiliyor. Elhamdülillah her şeyi yiyebiliyor. Kendisi yiyebiliyor, kendisi içebiliyor. Yani çok şeyleri aştığımızı düşünüyorum ama daha çok kat edilecek yol var. Bilmiyorum gücümüz var mı onu bilemiyorum ama iyi bir yerlere geldiğimizi düşünüyorum yani şu an için. En azından yani geleceğe ümitle bakıyorum. Yani hani hiç olmadı koltuk değneğinde yürür. Hani o da olmadı tekerlekli sandalye ile bir yerlere gelebileceğini yani düşünüyorum. Günlerim güzel geçiyor. İşte bol bol dinlenmeye çalışıyorum. Olabildiğince işte derslerime de çalışıyorum. 8. sınıfa hazırlık. Burada kaynaştırma eğitimi yapılıyor. Biz daha çok dedemle takılıyoruz. Yani
Ben tabii ki arkadaşlarımla da takılıyorum ama dedem getirip götürdüğü için daha çok dedemleyiz. Dedem bana hem arkadaş hem dost oluyor. Kardeşlerimle de aynı okulda okuduğumuz için iyi oluyor bana. İki dersin dışında bir sorun yok. Onları da seneye düzelteceğim inşallah. Berra Nur, benden birisinden muhabbet etmeye kazan mesela sizden, size muhabbet etmeye beni oradan kıskanır. O kadar kuvvetli bir bağ var. Kuvvetli bir muhabbetimiz var. Okulda işte sınıfa girdiğim zaman kitabını çıkarırım. Efendim, öğretmenlerle derslerini sorarım. Ne ihtiyacı var? Mesela yemesinde, içmesinde veya diğer ihtiyaçlarında ilk önce bunu, sonra öbürlerle ilgilenir. İnsanız. Hayatta her zaman, özellikle kabullenme süreçlerinde, olaylara en doğru tavrı sergileyemeyebiliyoruz. Berenur'un rahatsızlığını ilk öğrendiğinizde sizin tavrınız ne oldu? Yani kendini kendimizi yedik bitirdik. Yani ne olur acaba? Hani ne zaman tedavi olur? Ne zaman yürür? Bir seneye mi yürür? İki seneye mi yürür? Yani hep yürünmesi üzerine planlar yaptık. Kabullenemedik bir türlü. Eşimle diyorum ya işte, uyumazdık sabahlara kadar, konuşurduk ne yapabiliriz, yani elimizden ne gelir, niye bize böyle bir şey oldu, yani neden bizim başımıza geldi, yani illaki insansın, yani böyle bir şey aklına geliyor. Ama daha sonra zaman ilerledikçe daha mantıklı düşünmeye başladı insan, hani ilk anında bir şeyler alevli oluyor ama daha sonra Allah-u Teala'nın da inayetiyle, yardımıyla, yani Müslümanız, yani elhamdülillah. Onun da verdiği bir güçle, yani dedi ki biz bu, bize vermiş Rabbim bunu. Yani bir şekilde bununla baş edeceğiz. İnşallah sabredenlerden oluruz. Şunu düşünüyorum. Hani Berenur bize biraz hayata karşı ümit vermemiş olsaydı, yani kendisi tutunmamış olsaydı hayata, belki biz de bu kadar azimli olmazdık. Ama onun o hayata tutunuşları bize hep güç verdi. Yani bu çocuk kendi hayatını kurtarmalı, bir yerlere gelmeli, gelebilmeli yani. En azından maddi bir özgürlüğü olmalı. Yani anne ve babası olmasa bile Berenur kendi hayatını devam ettirebilmeli. Onu o düzeye getirebilmeliyiz diye kendimize bir amaç edindik. Ve onu gerçekleştirme adına devam ediyoruz. Ya tabii ki yani kardeşlerinin olması Berenur açısından çok büyük bir avantaj oldu. Dezavantajları da var. Çünkü biz bölündük. Yani işte benim hamilelik sürecim, doğum, daha sonra onların büyüme aşamaları. Yani bunlar... Diğer kardeşlerine gereken ilgiyi gösteremediğinizi mi düşünüyorsunuz? Düşünmüşüzdür mutlaka. Yani çünkü... Şimdi onlar da biraz büyüdüler, belirli bir yaşa geldiler ama onların büyüme devresinde mesela insan bir yetememe, yani acaba... Ya hep bende bu oldu esasında, yani Berenur'a karşı işte diğer kardeşi doğdu, onunla mecburen ilgileniyorsun küçük olduğu için. Ama acaba Berenur'u mu ihmal ettim? Ya ettim de, yeri geldi ettim çünkü eskisi gibi ilgilenemedim. Günde 3 defa fizik tedavi yaptırıyorsam evde, yeri geldi 1'e düştü. Bir şeyleri atlatıyorsunuz, o çocuklar büyüyor, sonra bakıyorsun tekrar Berenur var karşında. Yani çünkü o aşılmaz bir sorun demeyeyim de, o hep yani sizinle beraber hayatınız boyunca devam edecek bir süreç. Yani bunu böyle kabul ettik artık. Böyle de devam ediyoruz. Ablam çok zeki, akıllı ve yani onu çok seviyorum. Yani çok çalışkan ve ya arada sırada kavga etsek de çok seviyorum. Ya mutlu bir aileyiz. Hepimiz çok mutluyuz. Ama ablam normal olsaydı daha da güzel olurdu. Daha da güzel olurdu. Ama olsun. Bizimle beraber dışarı çıkamadığı için üzülür. Biz mesela her gün dışarı çıkıyoruz, oyun oynuyoruz. Sonra gelip ona da anlattığımızda, bir şeyler yaptığımızda o da üzülüyor. Onu da yapmak canı istiyor. Ona üzülüyor bazen. Bazen de biz bir yerlere gezmelere falan gidiyoruz. Oralara da üzülüyor ben gelemedim diye. Bazen asansörlü olmayan yerlere gidiyoruz. Onu da istediğim. Ama oralara gelemediğim için o da üzülüyor. Ben ablamı yani gezdirmek
gezdirmeyi de çok seviyorum. Beraber geziyoruz, aşağı iniyoruz, dolaşıyoruz. Mutluluk duyuyorum onu gezdirmekten, gezmekten onunla birlikte. Berenur'un rahatsızlığını öğrendiniz. Peki ya sonrası? Zorlu bir mücadele mi, umut mu, korku mu, yoksa bütün bunların toplamından daha fazlası mı? Ne yaşadınız? Vallahi hepsini süreç süreç yaşadık belki de. İlk önce korku, yani çok korktuk. Nasıl bir şeyle karşı karşıyayız? Yani bir ümitsizliğe kapıldık. Kapıldığımız çok anlar oldu yani. Yo artık yürümeyecek, yani bir şeyler olamayacak. Hep evde bize bağımlı kalacak, okula gidemeyecek. Dedik yani Rabbim böyle bir şey bize verdiyse böyle bir yükü. Yani yükse şayet, yani hani imtihanı diyelim daha doğrusu. İmtihanı bize verdiyse elbette bir sebebi vardır. Kaldırabileceğizdir ki biz bunu. Rabbim bunu bize vermiştir. Berenur'a mesela şimdi sinirlendiğim anlar oluyor. Elbette ki diğer çocuklarıma da sinirleniyorum. Berenur'a da sinirleniyorum. Kızıyorum. Ama diğerlerinde mesela bir vicdan azabı yaşamazken Berenur'da yaşıyorum. Çünkü acaba Allah'ım şikayetçi mi oluyorum diyorum mesela bu durumdan, ona kızarak. Sonra diyorum ki kendi kendime, hayır diyorum, ben o azmetsin, biraz daha bir şeylere azmetsin diye bu şekilde yapıyorum. Eşim bana çok büyük destek oldu her konuda. Yani ben bir yaptıysam o iki yapmaya çalıştı. Allah razı olsun. Yani onun desteği, büyüklerimizin desteği, annelerimiz, babalarımız. Yani hep beraber aşmaya çalıştık bir şeyleri. Umutlandık. Yani Berenur mesela ameliyat oldu. Bir adım ileriye gitti. Yani mesela diyelim ki ayakta durdu. O bizim için çok büyük sevinç oluyordu. Yani ne bileyim, başka insanlar belki farklı bir araba alır, ev alır, sevinir. Ama bizim için Berenur'un kendi kendine kaşığı tutup ağzına götürmüş olması yani birçok şeyden daha değerliydi. Berenur dik dur, Berenur dik dur. Mesela dik durması gerekiyor diyelim ki. Bunu mesela ben... Siz belki bu kelimeyi belki sayılı kullanmışsınızdır hayatınızda ama ben bunu binlerce defa kullanmışımdır. Ona da bakıyorsunuz, o da bir ilgiye muhtaç, sevgiye muhtaç. Yani siz hayatında Berenur'un bizden daha yakın kimse olamaz ona yani. Annesi ve babasıyız. Rabbimize bunu vermiş diyoruz. Bu yükü yükleneceğiz. Rabbim gücümüzü, kuvvetimizi de arttırıyor. Arttırsın diyorum mutlaka dua niyetine ama emin olun, yani öyle bir güç veriyor ki Rabbim, öyle bir dayanma gücü, öyle güçlü bir insan olduğunuzu görüyorsunuz ki ben bile şaşırıyorum bazen kendime yani. Berenur'da daha böyle şeydik, hani her şeyi dert ediyorduk kendimize. Zaten Berenur'un da özel bir durumu var. Ama artık ikinci çocuk oldu, üçüncü çocuk oldu. Bir de onların normal, sağlıklı bireyler olduğunu gördük. Daha gevşedik. Yani böyle artık çocuklara karşı artık sabırlı mı olmayı öğrendik. Yani ilk o bizim de 19-20 yaşlarındaki cahilliğimiz geçti. Daha sabırlı, daha... Şimdi Berenur'a bile yani benim bakış açım daha farklı. Yani o zaman hani... o zamanki şeyim yok yani. Güçlüyüm. Berenur büyüyor, büyürken bu süreçte çevresinden, kardeşlerinden farklı olduğunu keşfediyor. Peki size rahatsızlığı ile ilgili detaylar soruyor mu? Tabii ki sordu. Anne ben nasıl doğdum? İşte hani erken doğdum falan diye bahsediyoruz. Mesela Berenur hiç anne sütü almadı. Hastanede yattığından dolayı 40 gün. İşte ben neden anne sütü almadım anne? İşte anne sütü alsaydım daha mı sağlıklı olurdum? Yani bunun sıkıntısını daha çok yaşıyoruz. Yani eskiye göre, eskiden daha küçük farkında değildi. Şimdi daha çok farkına varmaya başladı. O mesela şimdi kaynaştırma eğitimi veren bir okulda okuyor. Normal arkadaşları da var. Yani engelli olmayan, yürüyen arkadaşları çoğunlukta. Şimdi onlar kendi süreçlerini yaşarken Berenur onlardan bir adım daha geri kalacak. Yani bunun üzüntüsünü yaşayacak illaki. Şu dönem tam
yani kendinin farkında olma dönemi ergenlikten dolayı. Yani işte ben böyleyim, ben yani herkesle aynı olamam diye bir kendini irdelediği bir dönem. Ama belki daha ilerleyen süreçlerde daha zor aşamalarla karşılaşacağız. Yani niye ben böyleyim aşamasıyla daha gelmedik yani. Ama şimdi mesela Allah'a şükür ki bunu idrak edebilecek bir çocuk ve kendinden daha ağır olan vakaları görüp, yani Allah'a şükür ben iyiyim ve kendinden daha iyileri görüp de ben de onlar gibi olmalıyım diyen bir evladım olduğu için elbette ki ben de hamd ediyorum Mevlam'a yani. Allah'ın bir vergisi. Ferhan da çok zekalı. Ben okula gidiyorum, ben çalıştırıyor matematiği falan. Şimdi okula gidiyorum. İyi işte anne baba da maşallah hiç acizlik etmiyorlar. Ben bazen getiriyorum, bana benim kız kızıyor. Ha, ona şükür edecek çok şey var. Onu da biliyorum. Bazılarına göre mesela aklı, her şeyi, mantığı, okuması, hal, hareketi hiçbir yani kimseye üzecek bir şey yok. Şimdi biraz sadece kendini ilgini idare ediyor, yürüyemediği var. Allah'a bir gün şükür etmek lazım. Bu haline de. Peki kardeşleri açısından bu durum nasıl? Onlar ablalarının rahatsızlığının farkındalar ve bu bilinçle büyüyorlar. Onların ablalarına yaklaşımı ve öğrettiklerinin dışında Berenur'un onlara yaklaşımı nasıl? Engelli olarak görmüyorlar. Gördükleri yani engelli olduğunu hissettikleri zaman da yani elinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Ya onlar böyle bir ablaları olmasaydı benim diğer iki çocuğum mesela böyle bir şeyin farkında bile olmazlardı. Engelli nedir? Ne gibi zorlukları var? Yani ama onlar da bizimle beraber her şeyi paylaşmaya başladılar. Yani artık ablalarına onun mesela gerektirdiği şekilde yaklaşıyorlar. Ben evde olmadığım zaman mesela ortancı kardeş onun her ihtiyacını gideriyor. Yemeğini önüne getiriyor ya da işte tuvalet ihtiyacında yardımcı oluyor. Yani onlar da bence Berenur'un sayesinde hayata faydalı birer birey yetiştiriyoruz. Ve ablaları da onlara çok şey öğretiyor. En azından büyüdükleri zaman sabretmenin ne demek olduğunu ablalarına bakıp öğrenebilirler yani. Hayatta ufak bir güçlükle karşılaştıkları zaman ya bu da güçlük müymüş, benim ablam nelere sabretti, bugünlere geldi dedirttirebiliriz inşallah. Çocuklarımız bir yere gelebilir mi? Öyle olduğunu düşünüyorum ben. Yani bu durumdan şikayetçi değiliz yani elhamdülillah diyoruz. Engellilik aslında birden fazla tarafları olan bir durum. Çocuğunuz ve sizin haricinizde diğer insanların varlığı gerçeği çıkıyor karşımıza. Yeterince anlaşılabildiğinize inanıyor musunuz? Hani illaki hani yaşayınca anlaşılır ama bir şeyler çevremizdeki insanlar bize yardımcı oldu. Yani ailelerimiz özellikle annem, babam, eşimin annesi, babası Allah razı olsun yıllardır. Çok büyük destek oldular bize. Belki de diğer iki çocuğumuz olmazdı yani onlar olmasaydı. Çünkü mesela ben bakıyorum engelli çocuğu olanlar genelde tek çocukla devam ediyorlar hayatlarına. Ha bazen şunu da hissediyorsunuz, bir acıma duygusu hissediyorsunuz karşıdan. Alıştık artık galiba bunlara. Önceleri zoruma giderdi. Böyle bir alışveriş merkezine falan gittiğimde böyle bir o insanların bakış açısı vardır bir. Siz bilmezsiniz, biz biliriz onu. Onlar önceleri rahatsız ediyordu ama şimdi artık alıştık. Yani biz buyuz, böyle mutluyuz biz. Tamamen güçlü birer birey olduk yani bu olayla birlikte. Zaman geçtikçe, süreç ilerledikçe güçlendik yani biz de kendi adımıza. Onun için Allah razı olsun. Bize destek olan bütün insanlardan Allah razı olsun. Biz anlayamayanların da canı sağ olsun. Mutlu olmak ve insanları mutlu etmek için yaşıyoruz. Çünkü bir insanı mutlu ettiğinde onun gözlerindeki ışığı görmek insana öyle mutluluk dolu bir his veriyor ki bir insanı mutlu ettiğin zaman zaten sen de mutlu olmuş oluyorsun. Bu yüzden ben çevremdekileri mutlu etmek için yaşıyorum. Peki ne yapmalı? Yani nasıl olmalı da engellilik gerçeği durumun doğrudan muhatapları olmayan diğer insanlar tarafından da doğru anlaşılabilmeli? Benim mesela bir arkadaşımla konuşmam,
Yani onun bana söylediği sözler beni çok motive ediyor. Yani çünkü ailemle, annemle babama çok fazla anlatamıyorum. Üzülürler, üzülmesinler falan diye bir sıkıntıda olduğum zaman ya da kafama taktığım zaman bir şeyleri. Ama bir arkadaşımın, bir dostumun mesela bana ya işte olur, işte sadece sen değilsin, geçer. Yani beni motive etmeye çalışması faydalı oluyor bana. Karşındakine acıma duygusu, yani bunları hissettirmesinler engelli ailelerine. Yani ha olabilir, bu herkesin başına gelebilir, bu benim de başıma gelebilir. Yani bu insan ne yaşıyordur? Acaba bu engelli, mesela engelli bir çocuğu olan, bizim sağlıklı çocuklarımız var. Ama bu engelli çocuğu olan bir ailenin psikolojisi nasıldır? Yani bunu ara sıra düşünmeliler bence. Empati yapmalılar dediniz ama empatinin de tek başına çok yeterli olmayacağını düşünüyorsunuz sanıyorum. Halden anlamak için daha yakın olmalı. Evet. Hı hı. Daha yakın olmak, daha yakın olmaya çalışmak. Nedir sıkıntısı? Yani işte yani bir sormak ya, ilgilenmek. Yani biz elhamdülillah bunun eksikliğini yaşamadık ki bugünlere geldik. Ama ben yaşayan çok arkadaşımı biliyorum. Engelli çocuğu olan arkadaşımın yalnız kaldığını, depresyona girdiğini, bunalıma girdiğini biliyorum. Yani elhamdülillah biz bu sıkıntıları yaşamadık. Ama herkes önce elini vicdanına koyup bir gün ben de engelli annesi olabilirim, bir engelli olabilirim. Acaba ben bunun için ne yapabilirim? Yani toplumda, sadece kişi için değil, toplumda ben engelliler için onlara nasıl bir destek sağlayabilirim diye düşünmeliyim. Engelli bir çocuğun annesi olmak ve ona göstereceğiniz ilgi ve yakınlığın onun hayatını etki edeceğini bilmek. Bu bugüne kadar size ne hissettirdi? Kendinizle ilgili neyin farkına varmanızı sağladı? Yani çok güçlü birer insan olduğumuzun farkına vardık. Ya da güçlendik zaman içerisinde. Sabırlıymışız. Belki böyle bir hayatımızda Berinur olmasaydı bu kadar sabırlı olduğumuzun, yani sabrın bu kadar iyi kullanılabileceğinin farkına varamazdık. Belki bu sabır her insanda var ama yani biz kullanmayı öğrendik sabrımızı. Yani artık kendi kendimizi motive etmeyi öğrendik hayata karşı. Diğer insanların yaşadığı her şeyi yaşıyorsunuz ama yani ayrıyetten bir de sizi bekleyen başlı başına bir problem demeyeyim artık. Yani bir başka bir yaşam tarzınız var. Bir engelli bir çocuğunuz var. Onun için bir şeyler yapmak zorundasınız. Yani bilmiyorum, hem iyi hesap yapmayı öğreniyorsunuz hayata dair. Hem sabırlı oluyorsunuz. Hem güçlü bir insan olduğunuzun farkına varıyorsunuz. Şimdi bu aşamaları bitirdik. Şimdiden sonra hayat bize ne getirir? Bunu bilemiyorum ama şimdiye kadar iyi şeyler getirdi kendi adımıza. Şimdiden sonra da umuyorum ki iyi şeylerle karşılaşırız. Ve Berenur'u iyi bir yerlere taşıyabiliriz. Geleceğe yönelik hedeflerim, öncelikle istediğim liseyi tutturmak. Eğer onu başarırsam inşallah üniversite. Berenur için, evladım için şimdiden sonraki dileklerim, okulunu en iyi şekilde tamamlayıp bir meslek sahibi olmasını. Yani hiç olmadı yani kendi işini kurup yani bir şekilde maddi konuda ayaklarının üzerinde durmasını istiyoruz. Rabbimden de temenni ediyorum ki yani evladımın sağlığına kavuşması, bunun için bir sebep oluşturması bize, önümüze bir yolun çıkması. Yani Rabbim inşallah önümüze en güzel yolları açar. Evladımız için sağlık, sıhhat kapısı olur bu kapılar. Bize de çalmayı nasip eder bu kapıları. Ben en çok bunu temenni ediyorum. Onu en iyi yerlerde sağlıklı, sıhhatli bir şekilde görmek istiyorum.
benim istediğim Berhanur'un üniversiteyi okumasını ve belli bir meslek veya bir yere oturmasını istiyorum. Yani bunu birileri sevgiyle, muhabbetle bir yerlere götürebilsinler. Yani kendi işini, kendi kazancını, kendi yapmasını istiyorum. Yani birilerinden bir yardım bekleyerek değil, bir yardım görerek değil, kendi hayatını kendi sürdürmesini istiyorum. Bilmeniz gereken ise var. Bu bir gün sizin de başınıza gelebilir. Bütünüyle değişebilir. Çünkü bu bir gün herkes için verilmesi gereken bir sınav olabilir. Bunu daha sık hatırlamalıyız. Ve herkesin sadece büyük bir resmin parçası olduğunu unutmamalıyız. Thank you.